Çok da konuşuluyor şu ara. Ama durun önce size şey soracağım. Özür dilerim. Tam oraya gelmişken aslında onu soracaktım. Harf İnkılabı'nın Türkiye'de bir hafızayı kaybına toplumu uğrattığını söyleyenler. Bir grupta diyor ki ya o dönemki okuma yazma oranları belli. Ne hafıza kaybı? İki tarafta alt etmiş. Bir, Osmanlı dönemindeki okuma yazma oranını biz bilmiyoruz kardeşim. O veriler doğru değil mi, o anlatılan? Yok ki veri. Ama sürekli tarihçi diye insanlar ortalarda bir şeyler anlatıyorlar. Bana tek bir veri göstersin. Tek bir ben söyleyeyim size. Kimi diyor ki %8, kimi %6 diyor. Yok. Kadın. Doğru ben, değil diyorsunuz. Yani. Bak. %3 bile olabilir. Ama %20 de olabilir. Çünkü veri yok. İstatistik yok. Uçuyorlar. Birisi bir şey söylüyor. Peşinden gidiyorlar. Okul sayısıyla okuma yazma oranı belirlenmez. İşte şu kadar mektep var. Onu belirlenmez. Evladı özel eğitim şey yapanları nereden bileceksin? Nereden yani özel eğitimde öğrenenleri? Yani okuma yazma sayısı. Hele kadın oranı şu kadar, erkek oranı bu kadar. Bilmiyoruz. Hiçbir şey yok. Ha, harf devrimi söyleyeyim benim görüşüm. Harf devrimi olması gereken bir inkılaptı. Ama benim benim kanaatime göre karşı çıktığım şudur. Eskiyi silip atarak değil, ikisini birden öğretecektin. Hı. Yunanistan, İsrail, Ruslar ikisini de biliyorlar. Biz öğrenebilirdik. Ama hafızayı sildi. Evet, bazı şeyleri okuyamıyoruz ama bu mezar taşını okuyamıyoruz değil. Mezar taşı zaten zor bir şeydi. Herkes okuyamazdı onu. Çünkü estetik bir yazıdır, grafik gibi bir şeydir. Ama ben daha önce de birkaç defa söyledim de. Şunu okuyamıyoruz. Yani büyük babasının, büyük annesine yazdığı mektubu okuyamaz bir hale geldik. Ha. Bir de eski Türkçe, Osmanlıca dedikleri yanlış bir şeydir o. Yani devletin veya rejimin, ailenin, hakim ailenin ismiyle lisan olmaz. Mesela nasıl Almanca, Habsburgca veya Hohenzollernce demiyoruz. Rusça'ya Romanovça demiyoruz, Rusça diyoruz. O da eski Türkçedir. Yani değiştiği için yazı, eski alfabe. Öyle zor bir şey değil. 15 günde öğrenirsin. 15 gün. Şeyi unutma. Japonların bir bela var, kanji yazısı. Üniversiteyi bitiriyor ancak tamamını okuyor. İki çeşit yazı öğreniyorlar yavaşça. Çince'yi ne yapacaksın? İdiogram. Yani hiç öyle bir şey değildir. Bir de şu var. Yani böyle laf edenler işte geçmişimizde bağımızı koparttı bilmem ne şu bu. Çoğu okuma yazma özürlüdür. Eski Türkçe'yi bilmez. Bilmezler. Konuşuyorlar ama. Zaten ben hep söylüyorum. Türkiye'de entelektüel olmanın şartlarından biri, en başa gelen şartı kardeşim, eski Türkçe'yi bilmektir. Sen dedenin, babaannenin, anneannene veya anneannenin dedene yazdığı mektubu okuyamıyorsan, istediğin gibi sular seller kadar yabancı dil konuş, bir halde yaramaz. Entelektüel değilsin, cahilsin. Ama dediğim gibi toparlayayım, harf devrimi olması gereken bir şeydi. Çünkü dışarıyı takip edemiyorduk. Ama erkek şu kadar, kadın şu kadar yüzde biliyordu falan. Bunların hepsi dayanaksız iddialardır. Çünkü istatistik yok. Bana tek istatistik göstersinler, yoktur. Bu. Ama ikisinin birden öğrenilmesi lazımdı. Fakat tabii işte inkılap günleri, bazı inkılaplarda bazı şeyler olur. Ki Türk İnkılabı Fransız İnkılabı'ndan çok esinlenmiştir. Hatta buna din konusundaki uygulamalar vesaire de dahildir. O zaman öyle gerekiyordu. Öyle yapmışlar. Bunun için de kimseyi suçlamaya gerek yok. Yapılmış. Eğer çok meraklıysanız 15 gün öğrenirsin. Ha, resmi yazı okuyamazsın çünkü ayrı bir dildir o. Bugün kraliçenin hala fermanlığı yayınlanıyor. Yani ihtisas gerektiren bir şeydi o şeyi. Ama bir Hüseyin Rahmi, Refik Halide bilmem ne 10 gün. Hiç kimse onun için konuşmasın. Yok bizi cehalete sevk etti bilmem ne, öğren. Ama zaten eskiden okuyamıyorduk sözü de yanlış çünkü bilmiyoruz. Şeye katılıyor musunuz? Türkler kurallara uymayı sevmez. O yüzden demokrasi Türkiye için çok mümkün bir hayal değil tezine. Ben demin söyleyeceğimi söyledim. Genetik olarak genetik yapımızda demokrasi. Bu da bunun bir parçası mı söylediğinizin? Kurallara uymayı sevmeme.
Onu bilemem, onu sen biliyorsun, genetikçisin madem. Sor abi, yapmayın onu. Ben size soruyorum. Ya çok mu uyuyorlar? Bak Amerika'da bugün bir dava başladı. South Carolina'nın en önemli hukukçu ailelerinden birinin oğlu karısını öldürmüş, oğlunu öldürmüş, milleti dolandırmış, çarpmış bilmem ne. Kuralı uymayan her yerde vardır. Ama mesele o. Yani gen olarak, yani genetik bakımdan yok, kanımızda yok kardeşim demokrasi. Zorlamayın diyorsunuz. Hani Namık Kemal'in şeyi vardır. Bu kan yine o kandır. Bu gen gene o gendir. Aynı şey. Yok. Size şey soracağım. Eşim mesaj atmış. Biz gazete alıyoruz demiş. O alıyor ama ben okumuyorum. Kağıttan bahsediyor. Kağıt. Hangi gazeteyi alıyormuşsunuz, sorar mısınız? Merak ettim. Söyleyeyim, Hürriyet alıyor biliyorum. Ama internetten gece okuduğum için ben hiç bakmıyorum. Ama tabii. Ben sizin bayılıyordum şeydeki Habertürk'teki Hürriyet'teki köşenizi yıllar önce. O zaman pazar yazardınız. O zaman Hürriyet başka bir şey. Evet, o Hürriyet başka yani. Bir şeydi. Pazar tam sayfa yazardınız. Evet. Eke değil mi? Gazeteye yazıyordunuz zaten. Ben doğru hatırlıyorum. Gazeteden. Sonra Eke de yazmaya başladınız mı? Yok, hiç yazmadım Eke'de. Tamam. Sonra Habertürk, o efsane. Fatih abinin Habertürk'ü evet, zaten. Evet. Ne Habertürk'tü o da ya. Evet. Ne gazeteydi evet. O. Evet. Müthiş bir gazete yapmıştı. Bu liyakat meselesi çok tartışılıyor, konuşuluyor Türkiye'de bu dönemde. Dün İT Millet İttifakı'nın şeyinde de, söyleminde de, ortak mutabakat metninde de sürekli altı çizilen bir konuydu. İşin tuhaf tarafı, iktidar da şimdi altı çizmeye başladı. Sanki iktidar başka biriymiş gibi, ama Türkiye'de şu ara çokça şikayet edilen bir şey liyakat. Ne diyorsunuz? Sen yandaş mısın, muhalif misin? Ben candaşım abi. İkisi de değil. Hem de 1978'den beri. Yani liyakat ayrı bir şey, tabii ki olması lazım liyakat. Ama Türkiye'de hiçbir zaman liyakata bakılmadı. Bir de o var. Bakılmadı. Bunu saklamaya gerek yok. Hiçbir dönemde işte bu liyakat sahibi makam mevki sahipleri vardır liyakati de olup. Ama ekseriyet liyakati değildi. Yahu biz buyuz. Yani kendimize ayrı bir geçmiş, ayrı bir etik bilmem ne falan filan yaratmayalım, biz buyuz. Bir de bu hayallere dalıp biz geçmişimizi unuttuk. Biz buyuz. Hep liyakat kavgası vardı. Belli kurumlar, belli dönemler liyakatla yönetilmiş ama genel sisteme baktığınız zaman hiç olmadı mı diyorsunuz? Belli kurumlar demiyorum. Belli makam, bazı makamlara gelmiş, belli olması şey değil. Önemli veya önemsiz makama gelmiş liyakat sahibi kişiler tabii ki vardı. Yani şey gibi, mesela Hasan Ali Bey gibi falan, o dönemlerden bahsediyor. Hasan Ali Yücel'i ben çok tartışırım, sana söyleyeyim. Öyle mi? Çok tartışırım. Celal duymasın. Bir sözü vardır. Bir politikacı ne olursa olsun bu sözü söylemez. Daha sonra iki günlük yazı halinde açıklamıştı o bir gazetede. Atatürk soruyor. Bana sıfırı anlat Hasan Ali diyor. Cevabı, sizin yanınızdaki ben paşam diyor. Bir marif vekili olarak, Milli Eğitim Bakanı olarak bu seviyeye gelemezsin, bu sözü söyleyemezsin. Çok büyük hizmetleri vardır ama şeyi de söyleyeyim ben sana. Yani bunları konuşulmuyor. Mesela klasik yayınlar yapmışlar, tercümeler. Şark klasikleri düzgündür. Ama Garp klasiklerinin çoğu berbattır. Adam anlamadığı yere 60 yazıda. Şimdi bir banka, iş bankası yeniden yayınlıyor onları, yeniden tercüme ettiriyor. En önemli yerli bir mütercim o zaman en önemli yeri anlamadıysa 60. O kadar şey yapacak değil. Ama bir Milli Eğitim Bakanı sıfır nedir sorusuna karşı Cumhurbaşkanı'nın sizin yanınızda ben paşam diye cevap verme hakkına sahip değildir. Evet. Hasan Ali Bey değil anladığım kadarıyla sizin için. Örnek sorsam size, bu adamdır, bu kurumdur, bu dönemdir, bu yıllardır dediğiniz mesela kimdir mesela, merak ediyorum. Vallahi o kadar çok kişi var ki o şey. Yani liyakat sahibi olarak mı? Adnan Kahveci midir mesela, bilmiyorum. Hayır. Şimdi aklıma gelmiyor ama adımı gelirse söylerim. Tamam. Tarihin arka odasına ne oldu diye soruyorlar sürekli. Ya bıraktım. Nasıl, sıkıldınız mı abi? Niye bıraktınız? Kardeşim bir şey uzatmayacaksın. Uzatmayacaksın. Bir de aynı formatı senelerce tekrar edemezsin. Tekrar edemezsin artık. Yani zamanı gelmişti. Bir vakti merhun diye bir kavram vardı. Şimdi Türkçe'de gitti o. Gelen zaman demektir. Hatta birisi vefat eder, ölür. Vakti merhunu geldi gitti derler. Zamanı gelmişti. O programda zamanı gelmişti.
Zaten şimdi yapamayız onu. Erhan Paşa oldu biliyorsun. Şeyden. yani Paşa Hazretleri'ni alıp karşıma diye bir şey diye. Ya bittiydi. Şeyini doldurdu. Format yerine sen bilmem ne yani. Bir de biz Erhan da ben de biz tarihin arka odasını keyif için yaptık. Yani herkes zannediyor ki bu çok birkaç yerde gene sosyal medyada çöplükte yazmışlar. İşte şöyle para götürdüler bilmem ne. Öyle bir şey almıyorduk biz. Ben bir de bunu da anlamıyorum abi. Yani insanın kendi mesleğini iyi yaparak çok para kazanması utanılacak bir şey midir? Hiç değil, övünülecek bir şey. Yani bu da mesela burada gazetecilerle ilgili yazıyorlar falan. Adam bir yerden bir yere transfer olmuş. Bir iddia bu kadar para alıyor diyor falan. Hala var mı o transfer parası? Ya yani bence olsun da yani da. İyi gazeteci olsun, iyi yazar i̇yi olsun da insanlar... Kardeşim bunu söyleyen hasuttur, kıskanç heriftir. Şeyi gördünüz mü? Başarısızdır. Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı bir kazak giymiş üstüne. Bir marka. Çok da yakışmış bence. Erkan Başkan'ı da çok severim ben. Diyorlar ki ya sen işte Amerikan emperyalizmine falan karşısın. Amerikan markası giymişsin. İşte 1000 lira da falanmış. 1500 lira kazak. Yani çuval mı giyecek? Ya ne alakası var? Yani bunlar nasıl bir araya geliyor? Anlayamıyorum ya, ben bu ülkede. Bu cehaletten. Türkiye'de korkunç bir cehalet var. Birçok kavram, davranış, bilgi yerlere serilmiş vaziyette. Çünkü bir toplumda çöküş toplu halde olur. Yani mesela dini bakımdan alalım. Ekseriyet, çoğunluk çöktü de azınlık yüksekte olmaz. Azınlık da çöker. Aynı cehalet o da her tarafta var şu anda. Dolayısıyla ucuz laf etmek moda oldu. Şeyli adam onun için yapıyorlar. Söyleyecek sözü yok adamın. Ha bunda ama bizim de çok devletin de çok kabahati var. Özellikle 12 Eylül döneminden sonra. Eğitim yerlere şey oldu. Yerlere serildi. Aman siyasetle uğraşmasın bilmem ne uğraşsın diye. Ot gibi bir nesil yetiştirdiler. O ot gibi neslin çocukları şimdi daha çok ot gibi oldular. Özal kuşağı. Özal kuşağı tabii. Tabii. Onların çocukları da daha beter. Onlar ot da olamadılar galiba değil mi? Bunu söyleyeyim yani daha beter. Artık rütük diyorsun kelimeyi söyleyemedi. Aman abi ne olur zaten yaktın bizi de abi. Erhan mesaj yollamış. Başarmış. Diyor ki sana cevap veriyor. Türkler kural ve kanunlara uymazsa Osmanlı İmparatorluğu olur muydu? Osmanlı kurallar kanunlar imparatorluğu destan gibi yazmışsın Erhan. Kısa yaz o görseydim. Evet. Yani evet ama şey Osmanlı İmparatorluğu kurallar ve kanunlar imparatorluğu. Sonra çöktü ayrı. Hı hı. Herhalde o kurallar kanunlardan dolayı çökmüştü. Hayır. Onlara uyulduğu için mi çökmüştü? Hayır ondan çökmedi hayır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçemediği için çökmüştür. Çünkü şudur. Siz şeye katılıyor musunuz? Belki Erhan Bey katılmıyor. Türklerin kurallara uymaya bayılan bir toplum olduğunu öyle mi düşünüyorsunuz siz? Kurallara? Biraz önce dedim ya yani ben kendi fikrimi söyledim. Demokrasi Türkiye'de çok böyle acayip bir yerdi. Çünkü biz kurallara uymayı sevmeyen bir toplum. Çünkü demokrasiye ilgisi yok bunun. Hı. Ya sen gene okudun değil mi? Jeoloji abi, falan okumadın. 4. kez soruyorsunuz aynı şey. Yani ya nasıl anlayacaksın? Yani bu... Diplomayı göstereceğim size artık. O noktaya gidiyoruz biz. Gen de senin burnun tek de diyor. Bu da iki tane burun olmaz. Üç tane bilmemden olmaz bu. Demokrasi de olmaz bizde. Bu kadar basit. Şimdi size bir iki tane... Kaç dakikamız var bu arada? 3 dakikamız var. 3 dakikada sorulacak soru sorayım. Türkiye'de nitelikli tarihçi olmanın size göre vasıfları nedir diyorlar? Arşivde çalışacak. Arşivde çalışacak. Başka şey yoktur. Ha. Lisan bilecek. Halil Hoca'nın mesela şeylerin özelliği yani bunlar arşive hakimdiler ve lisan biliyorlardı. Kaç lisan bilecek? Yani artık İngilizce kendi toplumunun ana dili de yetmiyor galiba. Toplum nasıl ana dili? Yani işte şimdi bu ülkedeyseniz Osmanlıca bilmek, eski Türkçe bilmek ve İngilizce bilmek de yetmiyor. Birkaç dil daha bilmek gerekiyor. İyi bir Şark dillerini bileceksin. Şark o. Arapça, Farsça'yı bileceksin. İngilizce, Fransızca benim çok eksiğim var. Ben Almanca hep dalga geçirdik Almancayla. Keşke öğrenseymişim. Çünkü bazı kaynaklar Almancadır ama Latinceden de anlayacaksın. Bir yaştan sonra sizce de daha fazla dil öğrenilmez mi? Öğrenilmez. Kaçtır o yaş? Siz en son geçtikti. Dilinizi kaç yaşında öğrendiniz mesela? 20'li yaşlarımda Farsça öğrendim. Farsça? Farsça. Şarttı, mecburdum. Telefona gelen başka enteresan bir şey var mı? Şu anda yok.
Okuyayım ama istersen gelenleri okurum ben lütfen, sana. Lütfen ne olur arada. Araya girelim ondan sonra. Yok yok. Bugün yok, inşallah bu yayın biter. İnşallah sağ salim ondan sonra devam ederiz. Ya niye bu korkuyorsun? Ben korkmuyorum demokrasi abi. Demokrasi yok mu kardeşim? Hayır bence yok. Ben olmadığını bak, söylüyorum. Bak seçimlerde olacak. Her şey serbest olacak. Yayında küfretmek de serbest olacak. Dün şey yayınlamış ya bu kadar şey. O mu diyorsunuz siz? Ona da mı yazsınız var? Efendim? O bahs. Yani Millet İttifakı'nın mütabakat metninden bahsediyorsunuz. Kardeşim döviz ne olacak onu söylesin bana. Ondan sonra ilk şunu görevden alacağız. Ayıp da ya böyle şeyler. Döviz olan olmuş zaten. Bak bu şey çıktığı vakit altılı masa. Ben bir yazı yazmıştım çok ses getirmişti. Hatırlatır mısınız? Şey 3. Jön Türk Kongresi'nde. Aynı çizgide gidiyorlar. Bak Jön Türk Kongresi'nde de bir kesim biz bilmem neyiz, biz şuyuz, biz buyuz. Hatta Boşo Efendi'nin meşhur sözü vardı milletvekili. Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım demiştir Bulgar milletvekili. Aynı çizgiye geldik. Türk lafını anayasadan çıkartmaya, bilmem neden çıkartmaya çalışıyorlar. Birilerine yalakalık için. Çok ayıp bir şey bu. Bu kadar seviye düşürülmez. Türkiye'desin ya. Ne demek Türk şey? Zaten Türkiye'de tuhaf bir şey oldu. Türk'üm demek faşizm sayılıyor bu memlekette. Tabii şimdi Türkiye'li şey başladı. Ya böyle aptalca şey olur mu ya? Kusura bakmasınlar. Ama işte şey 3. Jön Türk Kongresi gereğini yapıyor. İkinci kongreden sonra Pangaltı'da meşhur bir toplantı vardır. O da söylenen sözleri veriyor. Tabii bilmiyorlar onu. Çünkü onlarda da bir cehalet hakim. O da edilen sözler şimdi başka milletlerin ismiyle şey yapılıyor. Anlatabildim mi? Çok net anladım. Evet. Araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından Murat Bardakçı ile sohbete devam etmeye çalışacağız. Rütü'nün el verdiği ölçülerde başımıza bir şey gelmeden bitiririz inşallah programı. Az önce konuştum ama devam. Bak bağırmadan yapıyorum abi görüyor musun? Bu hafif ses ben, mi? Ben büyüye ustaya saygım vardır. Ne dersen onu yaparım yani. Az önce konuştum ama devam ediyoruz. Konuğumuz Murat Bardakçı. Şu liyakat meselesini konuşuyorduk. Kestik reklama gittik. Neydi soru? Liyakat meselesini size dedim ki yani Türkiye'de böyle liyakatin... Kurallara bağlılık falan. Hı, evet. Ya kardeşim bak çok güzel bir örneği var bunun. Almanya'daki Türkler dışına çıkıyor mu şeyin? Bağlı. Kontrol olursa, denetim yani sıkı bir denetim olursa kurallara bağlı olursun. Ama denetim yok. Yani dışarıdaki Türkler, mesela Almanya çok güzel örnektir. 1,5 milyon mu ne kadar Türk vatandaşı var? Kuralı. 3'e yakın galiba. Oldu mu o kadar? Toplam ha. Almanya'daki Türk. Yani Almanya'daki. 3'e yakın yani benim. Hepsi kurallara uyuyor. Kurallara uyuyorlar. Demek ki kontrol olduğu vakit oluyor bu iş. Bu sistem, sorun buradaki sistemde kontrolsüzlük de biraz. Kontrolsüzlük tabii sorunludur. Ama kontrolü sağlayacak mekanizma kurallara ne kadar uyacak o var. Şarkız, demokrasi falan olmaz. Genetik abi genetik haklısınız. Kanada'da okudun değil mi? Kanada. Bunu göstermediler mi sana ya? Hiç göstermedik. Ben sana kadar buralara hiç bakmadık abi. Biz o bölümde, kadar anlatıyorum o sana. Bölümleri şey gibi o tercüme gibi ben pas yani, geçtim anlamadım. Yok, genomda bilmem neydi onlarla uğraştınız yani. evet. Abdülhamit döneminde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. O açıklamada diyordu ki Abdülhamit'in döneminde hiçbir toprak kaybı yapılmadı falan. Falan böyle bir konuşma yapıldı bitti. Sonra sizin de dahil olduğunuz birçok... Ben 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybetmiş dedi. Evet. O konuşmadan 7-8 sene önceydi bu benim söylediğim. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı yanlış mı biliyor? Cumhurbaşkanı yanlış bilmiyor. Hazırlayanlar, konuşmayı yazanlar öyle yazmışlar. Hazırlayanlar bilmeden yazmış o zaman. Veya bilerek yazdılar. Bilmiyorum bilmeden de yazmış olabilir. Nasıl bilerek? Şimdi Türkiye'de bu bir kavramdı. Sultanahmet tek karış toprak kaybetmedi. Doğru tek karış değil. Türkiye'nin iki katı toprak kaybetti. 1,5 milyon kilometre karedir. Ama bu korkunç bir şey değil mi? Ülkenin cumhurbaşkanı devletin en başına yanlış bir metin önüne koymak. Evet. Evet. Evet ama bir kesimde hala buna inanıyor. İnanan var. Şimdi efendim, sebep şu. Benim çocukluğumdaki yaşlılar, Abdülhamit döneminin gençleriydi. Erkekler nefret ederdi. Kadınlar severdi. Ucuz, çünkü her şey sübvanse. Ve borç şey falan, sübvansiyona şey yapılıyor. Ama erkekler sevmezlerdi. İki kişi, üç kişi yolda yürüsek Fizan'a giderdik derlerdi. Fakat... Öyle bir cumhuriyet döneminde öyle bir politika yapıldı ki putlaştırma politikası. Kurucu babaları. Tamam Atatürk'e hepsine saygı duymak zorundayız çünkü devletin kurucusudur. Ve
çok ciddi bir askerdir. Öyle dedikleri gibi askerliğine de laf etmeye başladılar. Fakat işte pusulası olmayan gemiyle gitti de şuydu da buydu da politikası yüzünden, propagandası yüzünden karşı yani bir tepki çıktı. O tepki Abdülhamit olarak çıktı. Bugün dizi yapıldı biliyorsun, bir Payitaht da bir dizi vardı. Ya 30 sene Sultanahmet Sarayı'ndan dışarı çıkmamıştır. O elde tabanca baskına gidiyor. Sefir dövüyor. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Uydurma mı? Uydurma tabii ki. Öyle bir Abdülhamit yok. Olmayan bir Abdülhamit yaratıldı. Ve işte ifrat tefrit. Sizin o varsa bizim de bu var meselesi oldu. Olmayan bir sultanlık yaratıldı. Ama gene çok kötü bir adetimizdir. Şarkta olan bir şeydir bu. Geçmiş yüceltilir şarkta. Demokrasi nasıl yoksa ciddi tarih şeyde azdır bizde. Geçmiş yüceltilir. Ve o dönem yüceltilmeye başlandı. Batı'da yapılmaz mı bu? Yani Fransızlar Fransız ihtilali falan kurulmaz mı? Hitler yaptı en son. Hitler yaptı Cermen şeyini. Fransa, Fransa'da şu anda ben Fransız tarih yayınlarını takip ederim. Sömürge dönemini perişan ediyorlar şeyleri. Neler, ne yayınlar yapılıyor? Şey yoktur. Yani olanı söyler. Hiç kimse yüceltsin veyahut küfretsin demiyorum. Geçmişe, yalnız bir de şu var. Bizim kadar yani ifrat tefrit dolayısıyla ve işte bu redimiras politikaları neticesinde öyle bir zihniyete sahip olduk ki biz, geçmişine bizim kadar küfreden başka millet yoktur. Nefret ediyorlar ya. Senin geçmişin. Osmanlı değil. Ulan senin büyük annen, deden Osmanlıydı. İnsan soyuna şey yapar mı? Soysuz musun sen veya gökten zembille mi indin 1923'ten sonra? Ama aynı şekilde o geçmişe küfür ölçüsünde geçmişi yüceltme de var bizde. Çok yanlış bir şey. Bu. Ya orada birazcık şey enteresan değil mi? Mesela yani Fatih Sultan Mehmet'le Vahdettin'i neredeyse aynı yere koyup anlatan bir dil oluştu. Yani ben de yani benim haddim değil sizinle hemfikir olmak. Ben burada soru sormakla mükellefim ama yani dediğinize çok katılıyorum tabii ki, yani neticede bir şey inkar etmek artık mantık çerçevesinin dışına çıkmak. Hayır, bir de şey olduk biz. Ama mesela Vahdettin çok merak ediyorum. Vahdettin mesela caddelere maddelere mesela 2023 yılında adı verilecek bir padişah mıydı? Aynı şey. Etki tepki. Olur. Ha, Vahdettin, hep söylüyorum onu, yani hain değildir benim gözümde. Çaresiz bir padişahtır, zavallıdır. Çaresiz bir padişahtır. Ha, ismi verilir mi? Verilmez. Makul odur. Ama etki tepki öyle bir hale geldi ki Vahdettin'i de kahraman yaptık. Vahdettin'den kahraman çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Vahdettin'in Atatürk'ü... Çünkü şanssız. Çok kötü zamanda gelmiş. Bak, Birinci Dünya Savaşı. Yani biz Mondros Mütarekesi'ni biliyorsun. 30 Ekim sonunda imzaladık. Eylül'de Ağustos'a beni de gelmiştir. Temmuz'da o 2-3 ay önce. Her şey bittikten sonra tahta geçmiştir. Bitmiş zaten. Ha, İstiklal Harbi zamanında işte idam fetvaları bilmem ne falan filan. Evet, İngiliz baskısıyladır. Ama bunların zihniyeti başka, kafasındakiler. İstanbul gitmesin. Bütün korku odur. İstanbul korkusudur. Anadolu'ya bakmıyorlar. İstanbul gitmesin. Ama dediğin, tekrar söyleyeyim yani, caddeye isminin verilmesi bence doğru bir şey değildir. Tepki çeker o bakımdan. Yoksa tabii ki bu ülkenin hükümdarıdır, yani devlet başkanıdır. Bugün Tayyip Erdoğan'ın makamında Abdülhamit de oturuyordu, Fatih de oturuyordu. Aynı makamdır. Vahdettin de oturuyordu. Ama küfretmek, hakaret etmek gereksiz. Ama şimdi bizde entelektüel geçinen kesim bilmem ne, hain bilmem ne Vahdettin şey gibi şey konuşuyorlar. Ama karşı tarafta da bunun tam tersi var. Mesela kardeşim, Osmanlı toplumu batmaya mahkumdu. Belli bu. Çünkü dünyayı kavrayamadık maalesef. Eski güzel günler, geniş imparatorluk vardı çünkü yönetim meselesini halletmişti. Bu nasıl halletmişti? Kardeş katli var mesela bunun içinde.
veyahut kapı kolu şeyler var. Dönme diyorum şeyler. Yani her dinden devlet adamı olur ya. Hmm. Okutulu edilir onlar. Fakat sona çağa ayak uyduramadı. Fakat biz şimdi İmparatorluğun yıkılmasını bir kesim, özellikle muhalif kesim, işte Yahudi, Masonlar, Yahudiler, bilmemler, sömürgeciler, emperyalistler, yani bizim hiçbir suçumuz yok, hiçbir becerisizlik etmedik biz. Biz yıktık, ne Mason'u ne Yahudisi yıktı. İttihat-ı Terakki zaten Mason'du diyorlar. Askerin başındaki Enver Paşa Mason değildir. Mason lojalarını kapatmıştır, onu da bilmiyorlar. Çoğu da bilmiyor. İlk kapatan Atatürk değil, Enver Paşa'dır. Şeyleri sonra Talat Paşa şey yaptı, devşirmeler. Yani oraya mesaj geldi. Eşimden mesaj geldi. Devşirmeye mesaj geldi. Ben kesmeyeyim diye söylemedim. Söyle. Şey olursa yani bu ama tabii Vahdettin'in veya herhangi bir padişahın Sultanahmet'in hatası yok mu? Onun da var. Ama hakaret etmeyi gerektirmez. Fakat tartışmalı isimleri, cadde ismi falan verirsen tartışmayı daha çok alevlendirirsin. Biraz önce dediniz ya Osmanlı o yüzden şey yapmadı, yıkılmadı. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi kaçırdı. Orada o tam kaçış anı ne zaman? Yani ne diyor? Hangi padişahın dönemi? Ve ipin ucu nerede kaçmaya başlıyor? O her tarihçiye göre değişir. Fakat benim kanaatim 3. Murat'tan itibaren ciddi bir enflasyon başlıyor. Merkantilist dönem sonrasında falan. Fiyat çok, şeyler çok... ekonomide çok tahavül, yani hadiseler oluyor falan, toparlayamıyoruz. Murat abi, siz şey dediniz konuşurken, dediniz ki Türkiye'de tarih bir hesaplaşma vasıtası haline geldi. O yüzden bütün bir onu söylüyorum. Bunun peki bu dönüş olmayan bir yol mu bu böyle? Bundan sonra biz tarih konuşmalarında hep buna mı denk geleceğiz? Yani bir şeyin gerçekten geçmişte ne olduğunu evrak üzerinden gerçekten aklı selim tarihçiler yazamaz. Bazı kişilere öğretemezsin. Bazı kişiler vardır, üstad geçinirler. Bunların tek sermayesi geçmişi, yani şu andaki rejime kurucu babalara hakarettir. Atatürk'e, şuna buna, bilmem ne, İsmet Paşa'ya. Veyahut geçmişe övgüdür. Çünkü bundan para kazanıyorlar. Bir de konuyu bilmeyenler bu sayede söyleyecek laf buluyor. Çok zor düzeltmek. Bir yandan siz kendinize şey yapıyor musunuz? Ya ben gidiyorum bayağı işte belge buluyorum, yayınlıyorum, ediyorum falan ama anlatabildiğim şey bir yere kadar. Çünkü çok da ne söylediğimi çok... Bir dakika, ben misyoner değilim. Şu mesajı vereyim diye hiçbir zaman düşünmedim ben. Ama sonuçta gerçeği paylaşmak, anlatmak önemli bir amaç değil midir yani? Paylaşmak lafından nefret ederim. Ben tek çocuğum, gerçeği anlatmak. Ben tek çocuğum, paylaşma bilmem. Ben zevk aldığım için yapıyorum. Ben söyleyeyim yani bugüne kadar... Zevk almadım, keyif almadım, hiçbir iş yapmadım. Çünkü zevk almadığınız takdirde o iş başarısız olur. Ben tarih yazmaktan, şundan bundan zevk alıyorum. Ama işte millet şunu öğrensin de bunu da yapayım, hiç öyle bir derdim olmadı. Misyoner değilim ben. Az önce bu Abdülhamit dizisiyle ilgili dediniz ki işte oradaki Abdülhamit uydurma, öyle bir Abdülhamit falan yok. Yok. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Bu platformlarda da şimdi çokça böyle tarih içerikli şeyler, diziler, filmler falan yayınlanıyor. Hem de bizim yani Türk tarihiyle ilgili. Bir bakış açısı da diyor ki ya bu çok iyi bir şey. İnsanlar buralardan tarih öğreniyor. Diziden tarih öğrenilmez. Vakit geçirilir. Şimdi bazı dizileri ayırmak lazım. Mesela Ertuğrul diye bir dizi vardı. Eski TRT'deki mi bahsediyor? İşte ben seyretmiyorum onları hiç. Hı. Ama yani yarım dakika, bir dakika falan bakıyorum. Mesela o diziyle Abdülhamit dizisini ben ayırırım. Ne açıdan? Şu açıdan. Çünkü Ertuğrul dönemiyle ilgili çok az şey var elimizde. Science fiction gibi, hayali şey gibi, taht oyunları gibi, yaz çevir, ona bir şey demem. Bilmiyoruz çünkü. Ama Sultanahmet dönemi bilinen bir dönem, daha dün gibi şeyden. Böyle hayali bir Abdülhamit yaratmak çok zararlı. Çok. Bir dönem çok popüler bir dizi vardı. Şeyin, Kanuni'nin hayatı. Neydi o? Muhteşem Yüzyıl. Niye popülerdi? Kim vardı? Şeyi, Halit vardı. Hayır canım, danışmanı, her şeyi yapan bizim Erhan Paşa'mızdı. Öyle miydi? Ben oyuncudan bahsediyorum. Niye de? Paşamız diyorum. Rahmetli Meral. Adamın adı Paşa kaldı bu arada. Sen Paşa değil. Paşa. Ya ne Paşa'sı? Bak Erhan'ın tam ünvanı. Yahu abi kulları şeyi. Tamam. Milli Savunma Akademisi rektörü. Evet, rektör de Paşa ya abi. Kol general ya. Sivil kol general. Bak ya, eski ünvanı da söyleyeyim sana.
Mekatibi Askeriye Nazırı Devletli Rifatlu Ferik Erhan Paşa Hazretleri Dame Mecluhu. Üf, kendi gelmeden kapıdan şey girdi. Kendisi vallahi söyleyemez bunu. Ünvanı girdi vallahi. Bir de orada da şöyle, yani orada da şey diyorlardı, hatırlamıyor musunuz? Yani Kanuni hayatının çok büyük bir kısmını seferde geçirmiş bir padişah. Hiç öyle bir şey değil. Hiç öyle bir şey yok. Sarayda sürekli. Hacım bak, açıklama yap da, yok öyle bir şey dediler. Hayatının çoğunu seferde falan geçirmemiş, bir hazinesini geçirmiş. Bir de rahmetli Meral. Meral yazıyordu onun senaryosunu. Meral Okay. Meral ciddi çalışıyordu. Öyle hadi şey yazalım işte, şunu da öldürelim, şurayı bastıralım. Sultanın bir tabanca yazsın, herife vursun, böyle bir şey yoktu. Ciddi ciddi çalışıyordu Meral. Ve Erhan'la beraber. O çok güzeldi o dizi. Siz Kanuni dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Celal Hoca biliyorsunuz bayağı Kanuni ile ilgili artık yani. Halt etmiştir efendim, halt etmiştir. Öyle mi? Celal Şengör'e buradan söyleyin lütfen. Selamlar Celal'cığım, halt etmiştir. Biliyorum canım yani. Oya Hanım özellikle lütfen seyrediyorsanız Celal Hoca'yı. Bu kısmı özellikle anlatın. Yani Murat abi halt etmiştir. Celal burada değil mi? Nerede? Burada. Kardeşim ne diyorum ben? Neyse, Celal arkadaşımdır. Çok eski, çok da sevdiğim arkadaşımdır. Kendisi de söylüyor. Benim asıl dostum rahmetli annesiydi. Yani Kanuni dönemi siz öyle düşünmüyorsunuz. Siz, Celal Hoca bayağı Avrupa'nın ortasına kadar gitmişsin. Neden bahsediyorsun? Yani Allah aşkına, Türkler coğrafya bilmese, bilmem ne bilmese, yani oraya kadar nasıl gidecekti? Ha, kalamamış ayrı bir şey. O sonraki şeyler. Ama gitmiştir. Olur mu öyle şey ya? Herkes cahildi, bilmem neydi. Ah biz eşek Türkler, ne kadar zavallı millet. Ya böyle saçma şey olur mu? Türksünüz ya, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Biraz ayaklarınız yere bassın. Bir de diyorum ya, biz kendi geçmişimize küfretmekte bizim müzeyimize yoktur. Hakarette. Neler yapıyorlar? Ya isim vermeyeceğim. Hatırlıyorsun birkaç sene önce biz program yaparken bir Osmanlıca dersi olması tartışması. Evet. Ben destekledim onu çünkü yani hiç öyle manevi, tarihi bilmem ne falan değil. Ya çocuğun ufku açılır. Başka eski Türkçe bir kitap okur. Bir roman, hikaye. Programda onu destekliyordum tarihin arka odasında. Bir hanımefendi telefon etti. Bu hanımefendi Şerif Hüseyin'in torunlarından. Yani ama Türkiye'de. Muratçığım dedi. Teessüf ederim dedi. Biz dedi Arapça mı öğreneceğiz bundan, bu yaştan sonra dedi. Hanımefendi Arapça değil o dedim. Osmanlıca. Aa dedi, ne gerek var ki Arap'ın şeyini? Yahu dedim, bari sen söyleme, Şerif Hüseyin torunusun. Arap isyanının mimarı olan adamın. Ya böyle bir şey var. İlle muhalefet, yani karşı çıkacaklar. Geçmiş kötü, geçmiş o kadar. Ha kötü tarafı var. Ama çok iyi tarafları da vardır. Tarafsız olalım. Yani ifrat, tefrit geçmişi yorumlamaya kadar hakim oldu artık bu mülk.